Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeyken karşımıza çıkan şahsiyetini bugün bir kere daha, 10 kere daha, 100 kere daha düşüneceğimiz kadar ciddi bir örnek görüyorum. Her insan gibi Ömer bin Hattab da ölümle karşılaştı. Ölümün insana unutturmadığı acı yoktur. Ölüm anında titremeyen yoktur. Üstelik de Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün sabah namazı kıldırırken hançerlendiği için yaralandı. 3 gün kan kaybetti. 3. gün Rabbine şehit olarak kavuştu. Bu 3 gün içerisinde Ömer bin Hattab'ın yaşadığı bu 3 gün Ümmeti Muhammed'in en değerli bilgi kaynaklarında başta Sahih-i Buhari olmak üzere kayıt altına alındı. Duygusal ve ölümle ilgili bir sahne olduğu için her insan gibi biz de o sahnelerden ciddi bir şekilde etkileniriz. Ömer öldürüldü, kan kaybetti, mihrapta şehit oldudan ziyade Ömer kendisi de öleceğini anlayınca ne yaptı sorusunun cevabından yola çıkmak istiyorum. 2 şeyden dolayı. Birincisi, bir insan öleceğini anladıktan sonra yanına gelen doktorlar yapacak bir şey yok dedikten sonra ne yapıyorsa o insanın en ciddi tavrı odur. Gerçek imanı odur. Bu hepimiz için bir gerçektir. Yani ben şöyle rahat zamanımda her türlü konuşabilirim. Nasılsın, ne yapıyorsun diyebilirim. Şu iş nasıl oldu diyebilirim. Ama can çekişmeye başlayan bir insan eften püften şeyler konuşmaz. 2. derecede gördüğü işleri gündeme getirmez. Evet, hiçbirimiz bu sözleri konuşan ve dinleyenler olarak hiçbirimiz ölüm sahnesi yaşamadık. Ama 3 aşağı 5 yukarı ölüm nasıl bir olaydır bunu biliyoruz. Ben ölüyorum, bir kahve getirin, bir son kahvemi içeyim diyen insan olmaz herhalde. Can çekişmeye başlayınca ya çağırın eski asker arkadaşlarımı bir muhabbet edelim demez herhalde. İnsanlar neyi zirvede tutuyorlarsa, hayatlarının en önemli noktası neyi görüyorlarsa, son sahnelerinde onunla meşgul olurlar. Son dakikalarını onunla geçirirler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh 3 gün kadar öldü ölecek sahne yaşadı. Sürekli kan kaybetti. Bir sabah namazı kıldırırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında hançerlendi. Kaldırıldı, evine götürüldü. Evinde 3 gün kadar zaman yaşadı. Geleni oldu, gideni oldu. Arzuları oldu, konuşmaları oldu. Bu sahneleri Sahih-i Buhari'den toplayıp sizinle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. 2 şey için paylaşmak istiyorum dedim. Birincisi, Ömer bin Hattab'ın zirve hayalleri neydi? Son anında ortaya çıktı hepsi. İkincisi de biz nasıl bir Müslüman olmalıyız? Bunu Ömer'in üzerinden ölçmek istiyorum. Ömer'in 63 yıllık hayatında gelleri gitleri oldu. Neşeli anları oldu. Ailesi oldu, çocukları oldu, siyaset yaptı vesaire. Bunların hepsini bir kenara koyabiliriz. Ama ölüm sahnesinde konuştuklarını, yaptıklarını bir kenara koyamayız. Ömer'in de çocukları vardı. Ömer de babaydı, kocaydı. Ömer de insandı ama ölürken her şeyi unuttu da bazı şeyleri unutmadı. O bazı şeyleri unutmayışı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir. Ömer, Ömer, Ömer diye niye direttiğini anladık biz. Çünkü siyasetin başındayken dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yere sermiş bir adam olarak, büyük imparatorlukların elçilerinin önünde diz çöktüğü bir adam olarak,
bütün insanların adil bir lider olarak bildiği şahsiyet olarak bir Ömer'di o. Ama artık ayağa kalkamayacağı, başını bile kaldırıp yastığa koyamayacak bir zamanında oğlundan istediği şeyler, kızından istediği şeyler, Müslümanlarla konuştuğu şeyler ayet değil şüphesiz. Peygamber hadisi değil şüphesiz. Ama bugün bizim muhtaç olduğumuz serum gibidir. Kimiz biz? Kimlerin peşinden gidiyoruz? Kime hoca, kime alim, kime lider, kime başkan diyoruz? Kimi arkadaş görüyoruz? Aslında da kim başımızda olmalı? Kim bizim büyüğümüz olmalı? Hangi duygularla ayakta durmalıyız? Müminler olarak, ümmet olarak kim biz olmalı? Biz kim gibi olmalıyız sorusunun cevabını Ömer'in son 3 gününde görüyoruz. Bu sebeple Müslümanlığımız hadi Ömer'in diri günleri gibi olmadı diyelim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen Ömer gibi olamadık diyelim. Son duygularında birkaç saat sonra ölecek bir insan olarak Ömer bin Hattab'ın üzerinden alacağımız dersleri düşünelim istiyorum kardeşlerim. Duygusal bir sahne şüphesiz. Ölmek üzere olan bir insanın konuşmaları ama biz kuru kuru ağlama yerine vah Ömer ne büyükmüş, ah Ömer ne iyiymişsin sen deme yerine işte Müslümanlık buymuş dememiz gerekiyor. Genelde insanlar bu tip sahneleri dinlerken vay be ne insanlar geçmiş diyerek şeytanın tuzağına düşerler. Vay be ne büyükmüş Ömer demek bir şeytan tuzağıdır. İşte Müslümanlık buymuş demek ise ibret almaktır. Ders almaktır. Boş ağlamaları bitirmemiz lazım. Saatlerce ağlamak bir ibadet değildir. Bir dakika tefekkür edip gerçek Müslümanlığı yakalamak ise Kabe'nin huzurunda 100 sene namaz kılmaktan değerlidir. O bir dakikalık tefekkür beni gerçek Müslümanlığa ulaştıracaksa, aslı buymuş bu işin. Boşu boşuna saatlerce mikrofonların önünde ağlamanın ne gereği varmış? Kameraların önünde ağlayacak yerde, teheccüd vaktinde tefekkür etmeliymişim keşke. İşte Müslümanlık, Ömer'in Müslümanlığı. Son sahnesinde riya imkanı yok. Uzun uzun düşünme imkanı yok. Ölüyor çünkü. Midesinden kanlar boşanıyor. Doktor getirmiş süt içirmiş, içirdiği süt bağırsaklarından midesinden dışarı çıkmış. Anlaşılmış ki ölecek. Böyle bir zamanında konuşuyorsa, bu zamanda bir şeyler talep ediyorsa, bu o kişinin 63 sene ne ile yaşadığını gösteren bir duygudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, yahu bu Ömer hakkın lisanıyla konuşuyor dediği zaman, gerçekten bunu hak ederek Ömer'in Ömer'e söylediğini anlamamızı gösteren bir fırsattır bu sahneler. Bu sebeple kardeşim Ömer'in Müslümanlığı Ömer'in 63 senesinden değil son 63 saatinden anlaşılsın istiyorum. Çünkü 63 sene herkesin ortasında kahramanlık yapmak ola ki riya ihtimali, nifak ihtimali taşıyabilirdi. Milyonda bir de olsa bir riya ihtimali söz konusudur. Ama son anında kimse riya yapamaz. Riya yapacak kadar, gösteriş yapacak kadar dilini çevirme imkanı yok zaten. Ölüyor. Ölen birisi konuşuyorsa doğru konuşuyordur. İşte Ömer bin Hattab'ı radıyallahu anh bu açıdan bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Müslümanlığımızı diri iken ki Müslümanlığımızı, mikrofonların, kameraların karşısındaki Müslümanlığımızı, toplantılarda, kongrelerde, salonlarda, camilerdeki Müslümanlığımızı, ölüm yatağındaki Ömer'in Müslümanlığıyla karşılaştıralım istiyorum.